Senin bu yaptığını aptallık derler, biliyor musun? Ne derlerse desinler. Umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Sen de o babanın evladıydın. Miras onun kadar senin de hakkın. Sen ses çıkarmayınca adamın işine geliyor tabii. Ara ve bu akşam geleceğimizi söyle. Ara sana! Efendim, efendim hala. İyiyim. Annem mi istiyorsun? Anne, halam telefonda. Hala, annem geliyor, benim çıkmam lazım. Öptüm seni. Anne, beni duydun mu? Halam arıyor. Geliyorum. Halam arıyor. Tamam, ben bakarım. Tamam. Çıktım ben. Güle güle. Efendim. Efendim hala. Dükkanı erken kapadım bugün. Biraz rahatsızım. Gribi atlatamadım bir türlü. Sen nasılsın? Dinliyorum. Bu akşam mı? Bu akşam bize geleceklermiş. Gelin bekleriz Ayla. Dediğimi duydun değil mi? Gelin diyorum. Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Sesi bir tuhaftı. Nasıl bir tuhaftı? Sanki bir şey söylemek istiyor gibi ama söyleyemiyor gibi. Sizin bir sorununuz mu var? Yok canım, ne sorun olacak? Neden söylemiyorsun Ayla? Daha ne kadar sürecek bu saçmalık? Var olduğu belli. Hadi söyleyin de siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Sen bu işi beceremeyeceksin. Anladım, iş bana düşüyor. Biz şu miras işini konuşacaktık. Ne mirası? Ne mirası olduğunu bilmiyor musun? Babam öleli 5 ay oluyor. Ölüm hak, miras helal olduğuna göre siz iki kardeşini artık halletseniz diyorum. Halledilecek bir şey yok ki. Daha doğrusu ortada miras yok. Bu evi ve köydeki tarlaları soruyoruz abi. Bu ev ve tarlalar. Bu evin de tarlalarında tapusu benim üzerimde. Nasıl yani? Rahmetli babam bu günlerin geleceğini bilmiş ki ölmeden önce bana verdi tapuları. Buna inanmamızı beklemiyorsun değil mi? Ne yani? Ben yalan mı söylüyorum? İnanmıyorsanız yarın bir tapuya uğrarsınız. Ben yatacağım. Siz isterseniz oturabilirsiniz. Malları zorla aldın değil mi? Hayır, zorla almadım. Babam kendi istedi böyle olsun. Hem sana ne oluyor? Ayla konuşsa anlarım. Sen kim oluyorsun da benim babamın malının hesabını soruyorsun? Kimsin sen? Ben karım adına konuşuyorum. Kim olduğuma gelince bunu öğreteceğim sana. Bak Selçuk, eğer dediğin doğruysa, malları üzerine aldıysan... Ne olacak aldıysam? Söke söke senden geri alacağım onları. Hiçbir şey yapamazsın. Göreceğiz bakalım Selçuk Efendi, göreceğiz. Kocanı al git bu evden. Elimden bir kaza çıkmadan git. Al git! Haddini bil Selçuk. Haddini bil, adam gibi konuş. Orhan. Orhan gidelim. Selçuk, yeter artık. Hasta değil misin sen? Hadi Selçuk, hadi lütfen. Orhan lütfen uzatma, hadi. Dua et ki kardeşimin kocasısın. Yoksa ben sana ne yapacağımı bilirdim. Bir de tehdit mi ediyorsun beni? Orhan yalvarırım, sus. Selçuk ne olur lütfen. Lütfen Selçuk, hadi içeri gir. Şuna bak ya. Of ya. Orhan hadi.
Adamın yaptığı kalleşliğe bak. Almış malların tapusunu. Yarın ilk işimiz bir avukata gitmek olsun. Ben bu oyunu öyle bir bozacağım ki, öyle bir bozacağım ki, hazan yaprakları gibi savuracağım onu. Ayla konuşsa canım yanmayacak. Sen kimsin dangalak? Babamın malını konuşmak sana mı kaldı? Mahkemeye gidecekmiş. Git de al boyunun ölçüsünü. Babam malları satış yaptı üzerime. Elimden hiçbir şey gelmez Orhan Efendi. Yeter bu kadar sinir yaptın. Hem hastayım diyorsun hem de kendini hırpalıyorsun. Böylesi kendine zarar. Elinden geleni ardına koyma utanmaz herif. İlaçlarını aldın mı? Sen de kaç oldu aynı şeyi söylüyorsun. Ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin? Sersem herif. Ben işten bir iki saatliğine izin alırım. Sen de gelirsin, avukata gideriz. Ne bakıyorsun? Ben bir kez daha konuşsam abimle. Hiç boşuna yorma çeneni. O adam sana zırnık koklatmaz. Kötü olmak istemiyorum. Belki ikna edebilirim. İyi, git konuş bakalım. Hadi mallar onun üzerinde kalsın. Ama hiç olmazsa sana da çıkarsın biraz para versin. Para vermeyi kabul ederse tamam değil mi? Vereceği paraya bağlı. Ben bugün gider konuşurum. Uyuyor musun? Uyumuyorum. Ama canım yataktan çıkmak istemiyor. Halsizim. Aile aradı. Yine ne dedi? İşe gitti mi diye seni sordu. Henüz evde olduğunu söyledim. Buraya geliyor. Yine ne yumurtlayacaklar bakalım. Merhaba yenge. Merhaba, buyur. Abim nerede? Yatıyor, gelir şimdi. İşe neden gitmedi? Çok mu hasta? Evet. Buraya benim sağlığımı sormaya geldiğini zannetmiyorum. Abi, neden böyle düşmanca konuşuyorsun? Dün geceyi unutuyorsun galiba. Abi. Ben sana demiştim değil mi? Bunların gözünü mal bürümüş. Abi, beni dinlemeni istiyorum. Dinliyorum. Ben çok üzülüyorum abi. Bana kalsa bu konuyu hiç uzatmam. Ama Orhan'la aramız açıldı. Senin de o mallarda hakkın var diyor. Başka bir şey demiyor. Ne hakkı hala? Ortada hak isteyeceğim bir mal yok ki. Evet. Görünürde öyle. Babam var olanları senin üzerine yapmış. Ama Orhan bunu bozabileceğini söylüyor. Tabii sen de aynı fikirdesin. Değilim. İnan ki değilim. Sen böyle uygun görmüşsün. Rahmetli babam böyle uygun görmüş. İnan bana, boynumu büker... Bir kuruş bile istemem senden. Ama Orhan... Orhan'ın canı cehenneme. Abi. Ne var? Selçuk. Ne abi deyip duruyorsun? Bak, ben diyorum ki bana biraz para verirsen belki Orhan bu fikrinden vazgeçer. Duydun değil mi? Para istiyorlar. Ben çünkü para basıyorum. Abi, eğer mahkemeyi kaybedersen elinden daha fazlası çıkacak. Ben öyle olsun istemiyorum. Sen benim hayattaki tek yakınımsın. Geç bunları Ayla. Sen de kocanla aynı düşüncedesin. Onunla bir olup babamın takdirine karşı çıkıyorsun. Adamın kemikleri sızlıyor. Abi, ne olur böyle konuşma. Benim size verilecek ne param var ne malım. Hadi şimdi bas git. Baba? Bir daha da sakın böyle bir teklifle karşıma gelme. Baba ne oluyor? Sevgili alan benden para istiyor oğlum. Hakkı varmış bende, onu istiyor. Yok mu abi? Bak işte, sonunda gerçek düşünceni söyledin. Sen de kocanla birliksin. Amacınız benden para koparmak. Ama avucunuzu yalarsınız. Abi, ne olur mantıklı düşün. Düşünmüyorum. Seni de bir daha bu evde görmek istemiyorum. Hadi şimdi defol. Baba sakin ol. Sakin makin olmuyorum. Dediğimi duymadın mı? Git diyorum sana.
neden anlamıyorsun abi? Neden çaresizliğimi görmüyorsun? 3 kuruşluk dünya malı için neden yapıyorsun bunu? Neden abi? Orhan şimdi iyice delirecek. Mahkeme açalım diye tutturacak yine. Ben şimdi ne diyeceğim? Efendim. Efendim Orhan. Ben dışarıdayım. Gittim. Akşama konuşuruz. Akşama konuşuruz dedim ya Orhan. Görüşürüz. Elimden bir kaza çıkacaktı. Keşke deden böyle yapmasaydı. Ne yapmasaydı? Halamın hakkını da yaşarken verseydi keşke. Sen de yangına körükle gitme oğlum. Verseydi ama vermedi. Neden? Çünkü işin içinde el adamı var. Halan da birazcık akıllı olsa babasının kararına saygı duyar. Bu iş yarın bitecek. Hakkını alacaksın ondan. Yarın ilk işimiz avukata gitmek olacak. Ben babanın malları gönül rızasıyla verdiğini düşünmüyorum. İmza atması için zorlamıştır zavallı adamcağızı. Gözünü mal hırsı bürümüş. O adamdan her şey beklenir. Ama ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu öğreteceğim. Bugün de mi gitmeyeceksin işe? Gideceğim. Yani gitmek zorundayım. Ama hiç halim yok. Sana doktora git diyorum ama beni dinleyen kim? Doktorun ne diyeceğini biliyorum. İstirahat et, stresten uzak dur. Ben ne diyeceğim ona? Stresten uzak durmak ne mümkün doktor bey? Bende bir kardeş var. Kardeş değil, kalleş. Kocası için abisini mahkemeye veren kalleş. Verdiklerini ne biliyorsun? Belki de vermemişlerdir. Verir o hergele. Bizimki de güya üzülüyor. Üzülen insan böyle mi davranır? Bu şişlik günden güne büyüyor sanki. Bademcik mi acaba? Kimmiş gelen? Al buyur. Sana verir demiştim değil mi? Çabuk ara şu haini. Gelsin de bunun hesabını versin. Arasana, ne duruyorsun? Helal olsun sana. Bana bunu yaptın ya, helal olsun. Abi ben seninle konuşmaya çalıştım ama beni dinlemedin bile. Neyini dinleyeceğim senin? Bu davayı geri alacaksın. Yapamam. Yapacaksın. Yapamam abi. Yaparsam evliliğim yıkılır. Yıkılsın. Ben sana ömrünün sonuna kadar bakarım. Sen mi bana bakacaksın abi? 3 kuruş para ver, bu konuyu tatlılıkla halledelim dedim. Sen olmaz dedin. Bir de bana bakacağını söylüyorsun. Hem baksan bile ben neden yuvamı bozayım abi? Çünkü ben öyle olmasını istiyorum. Ama ben istemiyorum. Selçuk. Senin için önemli olan elin adamı değil mi? Benim sende hiç değerim yok değil mi? Bana vurdun. Bana bunu da yaptın. Yaptım ulan, yaptım. Ne olacak? Bunun için de mi mahkemeye vereceksin beni? Ya Selçuk, ne olur yapma. Para için abini kırıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun abi? Para için yuvanı yık diyorsun bana.
Bu attığın tokatların hepsi para için. Umarım bir gün bu yaptıklarından dolayı pişman olmazsın. Merak etme, olmam. Çünkü pişman olacak biri varsa o da sensin. Selçuk, yeter, zaten hastasın. Ne dediysen olmaz diyor. Yeter, üstüne düşme artık. Üstüne düşmeyeyim de bu evi alsınlar mı elimizden? Orhan'ın nasıl gevrek gevrek güldüğünü görmeye dayanamam ben. Anlıyor musun? Dayanamam. Neden karanlıkta oturuyorsun? Karanlık değil ki. Televizyonun ışığı yetiyor. Ne zamandan beri televizyon ışığında oturur oldun? Ayla. Efendim. Neden yüzüme bakmıyorsun? Ben yemeği hazırlayayım. Hiç merak etmeyin. Asla böyle bir şey olmayacak. Bu halin ne Ayla? O yaptı değil mi? Buraya mı geldi yoksa sen mi gittin oraya? Kimden bahsediyorsun? Kimden bahsettiğimi pekala biliyorsun. Ama ben biliyorum ona yapacağını. O yapmadı. Abimin yaptığını mı düşünüyorsun? O yapmadı. İnan bana, o yapmadı. Ondan başkası yapmış olamaz. Bana onu koruma Ayla. Bırak gideyim. O yapmadı. Ben abimi görmedim bile. Düştüm ben Orhan. Gözüm taşa geldi. Benden sakladın yüzünü. O utanmazı korumak için sakladın. Evet. Senden saklamak istedim. Neden biliyor musun? Böyle düşüneceğini, abimi suçlayacağını biliyordum çünkü. Ama inan bana, abim yapmadı. Düştüm. İnan ki düştüm. Öyle olsun bakalım Ayla. Öyle olsun. Ama eğer bana yalan söylüyorsa ve ben bunu öğrenirsem elimden çekeceğim var ona göre. Bizimkiler sesimi duymazlar. Şimdi söyle. Ben seni daha sonra ararım. Baba. Baba, iyi misin? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Anne. Oğlum, anne. Ne oldu? Durumu hiç iyi değil anne. Selçuk, neyin var? Yanıyorsun sen. Doktora gitmemekle hata yapıyorsun. Ben ambulans çağırıyorum. İstemez. Nasıl bir gripse bu, geçmedi gitti. Şuramda bir yumru var. Madenciklerin mi şişti acaba? Bilmiyorum. Ama çok halsizim. Elimi kaldırmaya gücüm yok. Yok, durmayacağım, ambulans çağırıyorum. İstemez dedim ya. Sabah erkenden doktora gidiyoruz. Üşüyorum. Az önce yanıyordum, şimdi üşüyorum. Yatağa götürelim. Baba. Donuyorum. Sabah mutlaka doktora gidiyoruz. Hadi geç. Hadi. Selçuk Adalı'nın yakınları sizlersiniz değil mi? Evet, biziz. Evet. Bazı tetkikler yapılması gerekiyor. Bunun için hastanın yatışını istiyorum. Siz yatış işlemlerini yapabilirsiniz. Doktor bey, babamın nesi var? Bir şey söylemek için henüz erken. Dediğim gibi siz yatışını yapın. Annen nerede? Doktorun yanında. Bugün çıkarız değil mi? Tahliller bittiyse çıkarız. Daha ne tahlil yapacaklar oğlum? Her tarafımı delik deşik ettiler zaten. Git bul anneni.
Benim çıkmak istediğimi doktora söylesin. Doktorun yanından çağırmak olmaz. Gelir şimdi. Doktor bey, biraz daha açık konuşsanız. Kocamın nesi var? Durumu kötü mü? Biraz geç kalmışsınız. Hastalık şu an 3. evresinde. Ölecek mi yoksa? Tedavisine hemen başlayacağız. Hastanın morali de iyi olursa kurtulma şansı var. Kocam hastaneden bugün çıkmayı umuyordu. Ben ona durumu açıklarım. Anneniz dışarıda sizi bekliyor. Babamı çıkarıyoruz değil mi? Baban bir süre daha burada kalacak. Ben çıkmak istiyorum doktor bey. Bizi yalnız bırakır mısın? Neler oluyor? Ne tedavisi verecekseniz. Biz onu evde de yaparız. Tedaviye hastanede olmak zorundasınız. Sonuç ne doktor bey? Babama iyilik verebilecek miyim? Ne yazık ki babanızla dokunuz uyum göstermedi. Peki şimdi ne olacak? Uygun ilik bulununcaya kadar bekleyeceğiz. Peki bu sırada hastalık ilerlemeyecek mi? Hasta kemoterapi görmeye devam edecek. Dua edelim de uygun ilik bir an önce bulunsun. Bir kardeş olsaydı keşke. Bütün gün neredeydiniz siz? Buradaydık. Seni uyuyordun. Onun için yanına gelmedik. Doktorla görüştünüz mü? Siz benden ne kadar saklarsanız saklayın. Ben hastalığımın basit olmadığını farkındayım. Buradan ölüm çıkacak benim. Onu hissediyorum. Bir kardeşi olsaydı keşke. Oğlum nereye? Kerem, halacığım, ne iyi ettin de geldin. Kerem, sen iyi misin? İyi değilim hala. Hem de hiç iyi değilim. Kerem, ne oldu? Babam ölüyor hala. Şengül. Hı. Ben çok hastayım, bunu biliyorum. Sen kurtuluş ümidin var mı onu söyle. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Soruma cevap ver. Kurtulabilecek miyim? Tabii ki kurtulacaksın. Eğer uygun ilik bulunursa kurtulacaksın. Bu derece ciddi mi? Ne yazık ki öyle. Eğer uygun ilik bulunmazsa babam... Sadece senden mi doku örneği alındı? Evet, ama uymadı. En çok kardeşlerin dokuları uyum gösteriyormuş. Ama senden isteyemeyiz bunu. Neden isteyemiyorsunuz? Son olaylardan sonra... O benim abim Kerem, canım. Hayattaki tek yakınım. Ben onun için canımı bile veririm. Ne yapmam gerekiyor sen onu söyle. Yarın sabah erkenden hastaneye gel. Gelirim. Eniştem izin verecek mi? Sabah erkenden hastanede olacağım. Hastalık başka bir şeye benzemez. Bunu anlıyorum. Ama yine de o adam bunu hak etmiyor. Sen hangi haktan bahsediyorsun Orhan? Abim ölüyor diyorum, anlamıyor musun? Senin onu düşündüğün kadar o seni düşündü mü? Onun beni düşünüp düşünmediği umurumda bile değil. İsterse bana 1000 kere aynı şeyi yapsın. Ben yine de onun için elimden geleni yapacağım. Buna kimse karışamaz. Sen bile. Öyle mi? Evet öyle.
Ben izin vermiyorum. Onlar senden özür dilemedikçe ben senin böyle bir şey yapmana izin vermiyorum. Ben izin istemiyorum Orhan. Abim ölüyor. Bu durumda kimseden izin isteyecek değilim. Ben onun gibi vicdansız biri değilim. Ama aramamışlar bile. Hadi abin hasta arayamıyor. Yengen arayamaz mıydı? Doktor Çağan Yiğit Yıldız, ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Doktor Bey. Doktor Bey. Gözünüz aydın. Ne oldu Doktor Bey? Abinizle dokularınız uyum gösterdi. Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi ne olacak? İlik naklini gerçekleştireceğiz. Dur oğlum dur. Anne nereye? Bir işim var. Ne oluyor? Kim burada biliyor musun? Kim? Ayla burada. Neden gelmiş? Senin için gelmiş Selçuk. Seni kurtarabilmek için. Ne demek şimdi bu? Sana ilik nakli yapılması gerekiyor. Ayla'dan yapılacak. Kardeşin sana ilik verecek. Şu anda doktorun yanında. Geçmiş olsun. Sen bir operasyon geçiriyorsun ve benim bundan haberim yok. Yani bana sen de kimsin diyorsun öyle mi? Orhan bunları sonra konuşsak. Bunun sonrası olmayacak Ayla. Bunun sonrası olmayacak. Çünkü ben hayatında olmayacağım. Senden boşanacağım. Orhan dur. Ayla. Ne oluyor? Doktor Bey. Hemşire hanım. Doktor. Ayla. Nabzı hissedemiyorum doktor Bey. Kalp krizi geçiriyor olabilir. Elektroşoku tamam. Getirin. Çabuk olun. Acele edin. Kerem. Efendim baba. Halan iyi mi? Merak etme iyi baba. Şuradan bir çıkayım. Bağrıma basacağım onu. Öpüp koklayacağım. Beni affetmesi için yalvaracağım. Yavaş. Yavaş. Gel hayatım. Çok şükür bugünü de gördüm. Yavaş. Evime bir daha dönemeyeceğimi düşünmeye başlamıştım. Sağ ol. Şengül. Efendim. Bana dargın olduğunu biliyorum. Ama benim için yaptığından sonra benim hiç ziyaretime gelmemesi şaşırttı beni. Sen şimdi düşünme bunları. Biraz dinleneyim. Telefon edip çağıracağım. Çünkü ona hem bir özür hem de bir teşekkür borcum var. Hele biraz toparlan sonra çağırırız. Oğlum baban uyusun. Sen de yat dinlen biraz. Günlerdir hastanede perişan oldun. Anne gel biraz dışarı. Olur oğlum. Bana kırgınsın Ayla. Çok haklısın. Ben çok büyük bir hata yaptım. Seni görmeden, senden özür dilemeden içim rahat etmeyecek. Ah.
Efendim? Alo Orhan. Sen ne yüzle burayı arıyorsun? Ayla ile mi görüşeceksin? Ayla senin yüzünden öldü. Sen bir de utanmadan dalga mı geçiyorsun? Ne diyorsun sen Orhan? Ayla öldü ne demek? Ayla mı böyle söylemeni istiyor? Haklıdır. Ne derse desin haklıdır. Ama benim onunla konuşmam lazım. Ne olur Ayla'yı ver bana. Ayla yok. Öldü diyorum. Senin yüzünden, benim yüzümden öldü. Öldü mü? Ama... Şengül! Koş, anne. Koş oğlum. Anne koş. Baba, baba. Ne oldu Selçuk, ne oldu? Orhan Ayla öldü diyor. Ne olur konuşun şununla. Kardeşime versin telefonu. Benim onunla konuşmam lazım. Hatamı kabul ettiğimi söyle. Hadi şimdi. Konuşun şu adamla. Ben kardeşimle konuşmak istiyorum. Ayla öldü diyor. Ben ona sen benim için öldün demiştim. Ama pişman. Ne olur anlatın. Neden ağlıyorsunuz? Kerem, oğlum beni duymuyor musunuz? Alanı çağırın bana. Baba. Ne var? Halam... Halam öldü baba. Öldü. Hayır. Hayır oğlum. Halan ölemez. Benim ona söyleyecek çok şeyim varken ölemez. Abi. Bana kalsa bu konuyu hiç uzatmam. Ama Orhan'la aramız açıldı. Senin de o mallarda hakkın var diyor. Başka bir şey demiyor. Ne hakkı Ayla? Ortada hak isteyeceğim bir mal yok ki. Evet, görünürde öyle. Babam var olanları senin üzerine yapmış. Sen böyle uygun görmüşsün. Rahmetli babam böyle uygun görmüş. İnan bana boynumu büker. Bir kuruş bile istemem senden. Ama Orhan... Orhan'ın canı cehenneme. Abi. Ne var? Ne abi deyip Selçuk duruyorsun? Lütfen. Abi, eğer mahkemeyi kaybedersen elinden daha fazlası çıkacak. Ben öyle olsun istemiyorum. Sen benim hayattaki tek yakınımsın. Geç bunları Ayla. Sen de kocanla aynı düşüncedesin. Onunla bir olup babamın takdirine karşı çıkıyorsun. Adamın kemikleri sızlıyor. Abi, ne olur böyle konuşma. Benim size verilecek ne param var ne malım. Hadi şimdi bas git. Bir daha da sakın böyle bir teklifle karşıma gelme. Abi... Ne olur mantıklı düşün. Düşünmüyorum. Seni de bir daha bu evde görmek istemiyorum. Hadi şimdi bas git. Dediğimi duymadın mı? Git diyorum sana. Ben sana ömrünün sonuna kadar bakarım. Sen mi bana bakacaksın abi? 3 kuruş para ver bu konuyu tatlılıkla halledelim dedim. Sen olmaz dedin. Bir de bana bakacağını söylüyorsun. Hem baksan bile ben neden yuvamı bozayım abi? Çünkü ben öyle olmasını istiyorum. Ama ben istemiyorum. Selçuk. Senin için önemli olan elin adamı değil mi? Benim sende hiç değerim yok değil mi? Bana vurdun. Bana bunu da yaptın. Yaptım ulan yaptım. Ne olacak? Bunun için de mi mahkemeye vereceksin beni? Para için abini kırıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun abi? Para için yuvanı yıkıyorsun bana. Bu attığın tokatların hepsi para için. Umarım bir gün bu yaptıklarından dolayı pişman olmazsın. Merak etme olmam. Çünkü pişman olacak biri varsa o da sensin. Thank you.
Ayla, kardeşim benim. Benim sana söyleyecek çok şey vardı kardeşim. Sen haklıydın. Çünkü ben babamdan malları zorla almıştım. Tek kardeşimden kaçırdım ben malları. Ama pişman olmuştum hala. Sana bunu söyleyecektim. Ayla, güzel kardeşim, sen benimle canını paylaştın, benim için canından oldun. Ama ben seninle bir dünya malını paylaşamadım. İçim yanıyor Ayla, affet beni, ne olur affet. Ayla, ne olur bağışla beni, ne olur Ayla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.